Buyur. Şimdi bu dediklerin hepsi tamam, gayet net kafada oturan bir mevzu. Burada birazcık bu, özellikle bu Ayşe teyze, Fatma teyze mevzundan yola çıkarsak yine, mesela ve şehri ikisini ayrı tutarsak, dediğin gibi Cenab-ı Allah'a mekan tahsis etmek ve karşısındaki baş, mesela teşbih taht almaz, dediğin gibi Cenab-ı Allah oturuyor de, bizim bildiğimiz bugüne kadar avamın öğrendiği neydi? İşte Ya Rabbi dua, işte Ya Rabbi şöyle yap, Ya Rabbi böyle yapalım, şu olsun, bu olsun. Hatta bir sohbetinde de sen Ya Rabbi diye değil de Allah'ım diye etmek. Rabbil Alemin. Rabbil Alemin diye etmek. Başka sağdına duada bulunuyorsak. Evet, onu söylemiştim. Her neyse, öyle dediğimizde duanın, dua için söylüyorum bunu. Duanın anlamı biraz da önem kazanıyor. Ama öteki türlü Ayşe teyze, Fatma teyze mevzusundan gidersek, yani bu vahdet vücut mantığıyla gidersek, duanın da pek bir hükmü kalmıyor değil mi? Hayır, duanın çok büyük ehemmiyeti var. Ama mesela, şimdi nasıl söyleyeyim, benim zihnimdeki Ayşe teyze ya da oradaki dediğin gibi Hasan amca, orada ben istemeden dua edemeyecek ve onun ettiği dua pek bir önemi kalmayacak, çünkü benim zaten zihnimdeki belli, ben ona zaten belli bir şey belirlemişim oraya. Evet. Buradaki duanın o zaman, onun oradaki yapacağı duanın şeyi nedir? Şimdi buradan sormuş olduğun soru hakikat cihetinden. Şimdi aslında sorularımızı ya da verdiğimiz cevaplarımızı hakikat cihetinden, şeriat cihetinden diye ayıralım. Aslında hakikatle şeriat birbirinden ayrı şeyler değil. Ama burada biraz ayrı. İdrak var. Bak burada idrak, idraki hakikat cihetinden yapacaksak o cihetten bakıp cevaplayacağız. Bak şimdi şeriat cihetinden bakarsak tabii ki yapmamız lazım. Belli yapılan bir emirler var. Şurada Peygamber Efendimiz'in verdiği ya da Kur'an'da yazanlar vesaire, hepsi tamam. Duayla ilgili olduğu, işte duanın büyüklüğü vesairesi, ama duanın önemi. Bunları, bunu oturtmak, bu mantığa oturtmak bana biraz ters gibi geliyor. Şimdi burada oturtamıyorum yani. Allah-u Teala yarattığı her kulunu kendini tanımasında bu boyuttan, yani hakikat boyutundan tanımasının mümkün olmadığı için zaten öyle de dilemedi. Herkesin hakikat boyutundan Allah'ı tanımasını dilemedi zaten Allah-u Teala. Bak yine olaya hakikat cihetinden bakmamız lazım. Allah-u Teala bütün kullarını derece derece yarattı. Derecelenme, bir sınıflanma yaptı. Bu neden oldu? Alemin kemalatı için gerekli. Bu derecelenme. Yani kemal ehlinin kemalatın farkını idrak etmesi için bu derecelenme şart. Yoksa herkes aynı derecede olsaydı, idrakte, şuurda, amelde, o zaman bu kemalatın farkı ortaya çıkmazdı. Ehlullah'ın, Allah'a yakin elde etmiş olan bu ehlullah'ın bu kemalatın ne olduğunun idrakine varmakla, bu kemalatın üst düzeyde idrakini yaşayabilmesi için alemdeki bu derecelenmeyi görmesi gerekiyor. En alt seviyedeki insanın idraki ile aradaki mertebeler ve en üst seviyedeki insanın idrakinin farklılığını, çeşitliliğini gördüğü zaman işte bu kemalatın ne olduğuna vakıf oluyor kişi. Arif. Bu derecelenme mutlaka şart. Allah-u Teala böyle dilemiş. Neden böyle dilemiş? Kemalatının seyredilmesi aslında yine kendi kendine. Bak şimdi. Senin bu sorunla başka bir konuya girmek zorunda kaldık. Allah-u Teala diyor ki siz dualarınız olmasa benim indimde hükmünüz olmaz. Hı hı. Öyle demiyor mu? Evet. Dua çok önemli. Allah-u Teala'ya kul dua edecek. Veyahut da ne diyor? Hiç günah işlemeseydiniz sizi helak eder, günah işleyip sonra beni hatırlayıp tövbe edecek kavim yaratırdım tekrar. Şimdi burada bu hikmeti anlamak lazım. Yani alemin kemalatı için derecelenme şart. Robot gibi tek tip her şeyde, idrakte, şuurda, görüşte, fikirde tek tip olması mümkün değil. Allah bunu dilemiş. Bunu dilemesinin sebebi de kemalatı görülsün diye yani. Alemdeki bu derecelenme neticesinde gören gözler için bu kemalatı görsünler. Şu dereceleri bilsin. Derece olmasa biz bilebilir miydik? Veyahut da kötü ahlak olmasa iyi ahlakın hikmetini anlayabilir miyiz? Alemde kötülük olmasa iyiliğin makbuliyeti açığa çıkar mı? Çıkmaz ki. Hep iyilik olsa, hiç kötülük olmasa kötülük nedir bilinmez. O zaman iyiliğin iyilik olduğu anlaşılmaz. Her iyilik standart. Kıyas yapacak bir şey yok yani. Onun için alemde kıyas oluşsun diye derecelenme oluşmuş. İyi, kötü, güzel, çirkin. Bu bize göre, bizim idrakimize göre oluşmuş. Bunu da şeriatıyla yapmış Allah-u Teala.
Aslında Allah'ın alemde bu olan olayların hepsi olması gerekenler. Fakat getirdiği şeriat ne demiş? Nitelemiş. Şu 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 kötü. Şu 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 haram. Şu 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 helal. Şu 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 güzel, iyi. Kötüyü men etmiş. İyiyi teşvik etmiş. Sevdirmiş şeriat. Bu derecelenmeyi, bu farkı şeriat çıkartmış ortaya. Şeriat bunu getirmeseydi ortaya, o zaman bu ayrım zaten olmayacaktı. İyi kötü ayrımı zaten açığa çıkmayacaktı, olmayacaktı. Olmayınca da derecelenmenin açığa çıkması olmayacaktı. Arif için kemalatın ne olduğu ortaya çıkmayacaktı bu sefer. Kemalat açığa çıkmayacaktı yani. Bizim nitelememiz iyi kötü güzel çirkin diye niteleme bizim indimizde. Yani kullar olarak bizim indimizde, bizim nezdimizde. Neyle? Allah'ın getirdiği şeriatın terazisine koyarak. Allah indinde ise olması gereken oluyor. Şimdi buradan yine ayette geçen Kur'an-ı Kerim'de hani başına gelen kötülükleri nefsinden bil, iyilikleri Allah'tan bil. Ondan sonra de ki hepsi Allah'tandır devamında ayetin belirtmesindeki hikmet. Burada Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şöyle açmış. Yani kötülükleri tabii ki nefsimizden bileceğiz. Nefsimizin heva hevesinden, şeytanın vesvesesine uymaktan dolayı bir kötü hale büründüysek, bir kötülük olduysa, şeriatın kötü diye nitelediği bir zuhurat bizde açığa çıktıysa, bu o zaman neyden? Nefsimizden bileceğiz. Başına gelen güzellikler, iyilikleri ise Allah'tan bil. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah kötülüğü dilemez, istemez. Allah'ın nitelemesinde zaten kötü diye mevzuat da yok. Sadece şeriatıyla iyi kötü diye ayırmış. Allah'ın indinde olması gereken olur. Burayı iyi kavrayalım bak.